Selamlar, merhabalar. Ben Timur Lenk. Sıfırdan Çar Kasma serimizde ikinci sezonun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Battle Priest maceramız devam ediyor. Şimdi, bizim bazı masraflarımız var. Nedir bu masraflar? Hemen inventory'i açıp gösteriyorum size. Şöyle oyuna geleyim. Inventory. Evet. Birincisi, artı altı large breaker. Pazarda fiyatına baktım. 18M, 19M, 20M. Bu bir. İkincisi, artı sekiz fabrik set. Nereden baksan 15 M'den satılıyor, 17 M'den satılıyor, 18 M'den satılıyor. 1 GB diyelim bu total masrafların hepsine 1.5 GB, 1 GB arası üstümüzdeki set masrafı var. Daha artı 7 ayrı nitpek alacağız. 1 GB de oradan ne oldu? 2 GB, 2.5 GB arası. 2-2.5 GB arası hala masrafımız var. 6 M'lik bir warrior pendant, 2 tane dual takı, 10 M. Bir de alabiliyorsam Genie'yi alacağım ki farm yapabileyim. Yani benim 3 GB'ye yakın para bulmam lazım. Şimdi ben bu parayı bu halimle farmlamaya kalksam yüksek ihtimalle zarar ederim. Elle farm yaparsam da çok vakit harcarım. Haliyle bizim biraz e, bir şekilde para kasmamız gerekiyor. Şimdi karantina dönemindeyiz. Bu arada herkese büyük geçmişler olsun. Umarım e, herkesin e, sağlığı yerindedir, işleri de yerine gelecektir. Herkese iyi dileklerimi iletiyim buradan. Lütfen size de sağlığınıza dikkat edin. Evet, bunu geçtik. Şimdi malum karantina dönemindeyiz ve serverlar sayıları artırıldı. Neden? Çünkü çok fazla yeni oyuncu geldi. Eskiden Night Online oynamış çok fazla oyuncu aramıza katıldı ve bu arkadaşlar aramıza katıldıklarında ne yapacaklar? Çitin alacaklar. Çitin fiyatlarında bir artış var gördüğünüz gibi. Çitin fiyatları 15M civarına gelmiş bazı parçalar göğüslükler 19M, kolluklar 10M. Yani bir, bir mlik bir artış var. Ama enteresan bir şey. E, hatırlayın Okçu serisinde de yapmıştık. Abisken fiyatları düşmüş. 45K'dan bay kuruyorlar, 50K'ya da satıyorlar. Abisken fiyatları müthiş düşmüş hatta öyle söyleyeyim. Şurada bir tane arkadaş satıyordu. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Lan aldılar mı? Videoya girmeden önce bakmıştım. Bu. Bu bu bu. bu. Aa almışlar. Vallahi almışlar abiskemi. Ay sıçam. 50k'dan abiskem satıyorlar bu arada. Ee, bayağı bir düşmüş abiskem fiyatları. 60k'ya 70k'ya kadar abiskem alınıp çetin düşürülüp artı 7 yapılıp çok güzel kar yapılır. Daha önceki serimizde de biliyorsunuz okçunun ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamıştık. Burada da aynısını yapacağım. Ama önce benim abiskem bulmam lazım. Bir yere ayrılmıyorsunuz. Zaten abi, video devam edecek. Ben niye bir yere ayrılmıyorsunuz dedim ki. Her neyse. Evet ben bir abisken bulayım geliyorum. Evet burada 56 tane buldum sonunda. Şu 56 taneyi üstüme alıyorum. 48k'dan satıyor gördüğünüz gibi bayağı ucuz. Ee, totalde 2.7 em para harcadım. 3 emlik upgrade için para kalsın. 56 taneden ben 3 tane 4 tane düşürürüm diye düşünüyorum. 4 taneden de bir tane artı 7 bassak totalde 5 em harcayıp 10 em'e kadar çıkartmış oluyoruz paramızı. Bu şekilde bir deneyelim. Ben şu abiskenleri bir kırayım üstümü boşaltayım.

Abi biz kırdık. Üç tane çitin aldım. Bir Warrior çitin, bir Priest çitin, bir tane de Warrior çitin daha attı. Pantolon en azından o para yapar. Onun dışında üç tane büyüme topu attı? Bunlar 200 k falan ediyor. Beş tane upgrade scroll attı. Bunlar da bir 90 k'dan hesaplayalım. 450 k artı 3 tane büyüme topu fiyatlarına bakalım hemen. Yani 2 m para harcayıp 25 m para harcayıp zaten Şöyle büyüme topu fiyatları burada 100k falandır tahminimce. Aynen 100k. Hatta bay pazarı da vardır 90k'ya falan. Direkt atalım. Varsa tabi. Evet şurada var mesela. Ölücü değildir inşallah. Yani ben bunları satmak için beklemem. 75k atarım 3 tanesini şuraya şöyle hemen. Upgrade scroll'ları kullanacağım. O yüzden onları atmıyorum. Bir 300-400k'da şeyden sattık, sattıklarımızdan geldi. FP'leri falan sattım çöpleri möpleri sattım. Haliyle yani şu anda bir emini neredeyse çıkardık bile abislerin, harcadığımız abislerin. Üç tane de çitinimiz var. Yani çitinleri de 600-700k'dan alıyorlar bu arada. Satsam kâra geçerim ama ben upgrade edeceğim. Artı 7 yapacağım çitinleri. Ve e, upgradeten sonra da şöyle artı 3 yapayım şunları. Üstündeki çöpleri satayım. Artı 3 yaptıktan sonra görüşürüz. Ya bu ne şanssızlıktır arkadaş. Artı 2'ye yaktım çitini ya. Çitin artı 2'ye attım. Şunları artı 3'e attım. Diğer çitin artı 2'de yandı. Artı 2'de yandı. Neyse. En önemli çitin gitti ya. Warrior çitin gitti. Bu Crimson'ı yakalım. Crimson da yandı. Bunu tekten artı 4'e basacağız. Artı 7'ye basacağız. Yapacak bir şey yok. Vallahi hiç beklemiyordum. Boşu boşuna gitti çitin. Zarar edeceğiz galiba. Artı 5 yapsam dursam mı diye düşünüyorum. Artı 5'ini 2 em'den satar, kâra geçerim en azından. Ama yok ya durmak yakışmaz. Zararsa zarar. Güzel artı 5 oldu. Artı 6'ya da atacağım. E, tekten artı 7 yapmak çok zor. Yandı. Aa geçti. Ben yandı zannettim. Artı 7 yapacağız bunu. Bunun kaçarı yok. 10 m yapacak. Kâra geçeceğiz bizi üzmeyecek. Zaten az, az çitin attı bir de rock çitin atmadı. Warrior çitinlerde artı 7'si 10 M'den gidiyor. Yani 9 M'den bay pazarı vardı. En kötü onu atarım. Şu da artı 7 olsun. Weapon Breaker'ı basmıştık tekten. Bunu niye basmayalım ki? Çok çitin bastım ben. Hadi oğlum. Kırmızılıklar bir geçsin. Şöyle bir sakinleşsin Emlil. Doğru anı bekliyorum. Çok kırmızı. Çok kırmızı. Hala kırmızı. Niye bu kadar kırmızı Emil ya? Millet item da yakmıyor. Artı 4'ü artı 5'e item yakıyor millet galiba. Evet basıyorum. Bastım. Evet hayırlı uğurlu olsun. 1 artı 7 çitim bastık. Biraz para katlama gibi oldu. Ama yani baktığınızda 2 e, iki, M harcadık. 600k'yı saymıyorum. E, 600k'yı neden saymıyorum? 400k'ya yakın item sattım FP'lerden. Abislerden düşen. Bir o kadar da şey glutamusları falan verdik 600k falan oradan geri dönüş oldu bir de e, totalde üç tane dört tane kağıt har harcadım önceki upgrade'den kalan kağıtları da kullandım yani 2.5M harcayıp 9M'e çıktık 3M harcayıp 9M'e çıktık pardon şöyle göstereyim hemen bay pazarları da var bun bunların ee, bu rock alıyor ama çok ucuzcu aşırı ucuzcu yani o kadar ucuzcusuna satmam. Ben bunu sel pazardan satacağım gibi gözüküyor. Yani bayağı ölücüler. Bay pazarcılar çok ölücü. Yani tabi pazarcı çok, çok gelmiş. Millet çok fazla pazara yüklenmiş. Şöyle göstereyim. Hadi canım. 6M mi bu? Tamam 9M değil 6M kar yaptık diyelim. Madem öyle 6M ben bunu bay pazara atarım. Beş attım. Gene kara geçtim, gene zarar yok. Ama bay pazarlar çok büyük sıkıntı yani. Üf, abo. sanırım bu ee, abis gemine olacak bir şey değil bu para katlama. Bizim daha büyük oynamamız lazım. Bizim daha büyük oynamamız lazım. Ben bir düşüneyim, parayı nasıl katlarım, ne yaparım, ne ederim. Bir düşüneyim, döneceğim size. Evet bir karar aldım. Ee, şimdi baktım şöyle pazara. Pazarda çok ince bir kar yapma olasılığı var. O da e, çok ucuz itemlardan yapılabiliyor. Ya tabii ki sermayem küçük olduğu için yani pazar yapma kararı aldım. Çünkü upgrade yapıp riski atmak istemiyorum. 9 en para var. Yani bir upgrade'de direkt sıfırı görürüz. Sonra farm atıp bir saat bir saatte 10 m kasıp anca öyle bir daha upgrade yapabileceğim. Hiç öyle yapmak istemiyorum. E, düşündüm taşındım şöyle bay pazarlara sel pazarlara şöyle bir baktım düşük sermayeli. Şöyle bir şey gördüm. Magic Hammer'ı 300k'dan alabiliyorsun. 300k'ya kadar buy pazarı var. Ben şimdi buy pazar kuracağım 300k'ya. Ve sel pazarını şöyle göstereyim. 370k'dan yani bir Magic Hammer'da 330k. Bir Magic Hammer'da 40k'ya yakın kar yapıyorsun. Ben de var 8.5 milyon. 3'e böldüğün zaman ne yapar? İşte 10 tanesi 3.3 yani 10 tanesinden 3M alsam 3-250'ye satsam 10 tanesinden 2.5M kar yapacağım. Yani baktığında bayağı bir 250K kar yapacağım. 20 tanesinden 500K 40 tanesinden 1M kar yapacağım. Ve bu çok seri çekiliyor. Yani biraz pazardaki arkadaşları inceledim. Yarım saat falan dolaştım. Yarım saatte bu arkadaşım mesela 200'den 162'ye düşmüş. Yani yarım saatte 40 tane satmış. 1M kar yapmış bu adam. Yani buy pazarı kurup 20 dakika beklesem. evet şimdi bir para kasma yöntemi buldum bu arada şu iki arkadaş Sayı ve Truva Coldet bir bana yardımcı oldu arenada onları kestim ve 10 defa arenada bir düşmanı kesersen MS veriyor Eşiv kısmına az sonra gireceğim server değiştireceğim altar 1'e geçeceğim orada MS'lere gireceğim MS'leri nasıl aldığımı göstereceğim sizlere monster stone nedir Old takılar nasıl alınır işte çok küçük bir rehber de olur bu sıfırdan çıkışma serisinde böyle şeyleri de göstermem lazım 10 tane MS tahminimce 8 ya da 9 MS olacak bir tane de üstünde var belki 10 bakalım şimdi Eşil'den MS'leri alacağım az sonra oyuna tekrar bir giriş yapmam gerekiyor ki aldığım Eşil'den Monster Stone'ları alabileyim Altar 1'de görüşürüz. Evet reloma attım. Şimdi MS'ler, e, Monster Stone'lar size old takı atıyor arkadaşlar. Bilmeyenler vardır diye anlatıyorum. İlla var. Oyuna yıllar sonra karantina döneminde başlamış çok arkadaş var. Instagram'dan yazıyorlar, YouTube'dan yorum atıyorlar. O yüzden gösteriyorum. Buradan eşiv kısmına giriyorsunuz. E, oyunu bilen arkadaşlar bir 30-40 saniye ileri alabilirsiniz videoyu. Sizleri de düşünüyorum bak. Şimdi buradan önce e, şurada normale geliyorsunuz. Normalde aşağı kaydırdığınızda karaktere her 10 level atlattığınızda size ms veriyor. Mesela 10 level yaptığım için 20 level yaptığım için 30 level yaptığım için ms'ler veriyor. Burada kutulara tıklayarak alabiliyorsunuz bunları haberiniz olsun. Siz de bu şekilde ms'leri alın. 50 level'a kadar yaptığım için 5 tane ms buradan geliyor bu 1. İkincisi şimdi bu ms'lerin hangi görevleri yaptığınızda bunları gizli görev de diyebilirsiniz. Mesela Merchant Stouter görevini tamamladığım için bir ms geliyor. Chief Guard Patrick. Bunlar tonda bulunan basit görevler. Bunları da tamamladığım için bana 2 ms de buradan geldi. Sonra Normal ve Quest'ten çekeceklerimizi çektik. Şimdi War kısmında 10 tane arenada adam öldürürsen. Bu arenadan bahsediyorum. Şurada görünen açık arenadan. E, oradan da bir ms geliyor. Az önce o görevi de yapmıştım. mi 8. Şimdi Adventure kısmında bazı belirli görevler var. Mesela... 1000 Ronartland yaratığını öldürmek gibi. Bunların da üstüne gelerek okuyabilirsiniz. Ama bizim burada field kısmına gitmemiz lazım. Şimdi Shift Hideous ve Shift Bandiking bunlar solucan bossu ve bandikotların bossu. Bunları keserseniz bir tane MS alıyorsunuz. Onu yaptım. Bir de Shift Hunt 2 görevi var. O da burada Scorpionların bossu ve zombilerin bossu. Bunları da moradonda çok rahat bulabilirsiniz. Bunları da kestiğim için bir MS geliyor devam. Ekstra olarak MS gelmiş mi diye bakıyorum ama bildiğim kadarıyla bu kadar. 10 ya da 11 olması lazım MS sayısı. Şimdi bakalım hemen. Evet. 5, 5, 10, 11. Tam olarak doğru tut tutturmuşum. Doğru tahmin yapmışım. 11 tane MS'den en kötü 2-3 tane old takı alırsınız. Bazıları işinize yarayabilir. Bazıları yaramayabilir. Şimdi benim e, old platinum earring bulmam lazım. 2 tane. Bir tane de e, weapon Warrior Pendant bulmam lazım. Bir de Old CTR ya da Skeleton Belt. Yani totalde 25 emlik bir masrafım var. Şu 11 taneden bir tane Old Troll düşürsem mas o takı masraflarım ortadan kalkıyor. Ya da elime artı altı Large Breaker alırım. Efsane olur. Çok da güzel olur. Takıları da hallederiz inşallah. Şimdi ben bu MS'lere giriyorum. MS'lere girmeden önce DC flash'ımı alayım. MS'lerde görüşürüz. Bu arada bazı arkadaşlar belirtmişti. MS'lerde buradaki atak şeyini alırsan atağın daha fazla olur diye. Hakikaten de öyle oluyormuş o arkadaşlara da teşekkürler. MSD ve Draki'de atak buffını mutlaka alın arkadaşlar sizde Battle Priest oynarken. Hakikaten atağım uçtu bir anda yani. Normalde kitap bastığında 750 oluyordu. Şimdi 1000'e fırladı. Çünkü bu yaratıklar kolay ölmüyor. Yani bu şekilde size de faydası olur. Yorumda yazan arkadaşlara da teşekkürler. Şimdi ben MS'lere giriyorum. MS'lerden inşallah drop alırız. Hadi görüşürüz. Oh, Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms with chase are leading us. Evet yaklaşık 11 tane MS'ye girdim ve 11 MS'den de drop alamadık. Bu Çer kasma serisinde bir gelenek galiba. Hiçbir şekilde bu Ashement'dan gelen MS'lerden drop atmıyor. Ya bu ayarlanmış bir şey yani Ashement'dan gelen MS'ler drop atmıyor ya da düşük leveldaki MS'lerden drop alamıyorsunuz. Yüksek levelda girdiğim MS'lerden ben drop almıştım daha önce. Yorumlarda da bunu yazmıştınız zaten bu durumu. Yani ya ikisi birden ya da ikisinden bir tanesi yani. Ya achievement'dan gelen droplardan MS atmıyor ya da düşük level'da girdiğinde MS'den drop alamıyorsun. 11 tane MS girdik. Ee, şimdi yorumlarda çok fazla göreceğim. Daha önceki seride gördüm o yüzden önden açıklama yapayım. Ee, level kasma derdimiz yok arkadaşlar. Biz bu seride çarı kasacağız, çarı dizeceğiz ve farm slotlarını göstereceğiz. Yani 80 level'a sindire sindire gideceğiz. 60 level'da duracağız mesela. Neden? Grail slotunu göstermek istiyorum. İşte birkaç tane Delos'ta yer göstermek istiyorum. Haliyle 60 level'larda biraz takılacağız. Evet biliyorum BP 72 level'da kasar. Ben de farkındayım. Ama düşük level'da BP ile belki güzel bir farm yapabilecek yer bulabiliriz. Yani illa 72 level olmamıza gerek yok. Herkesin yaptığı şeylerden farklı şeyler yapacağım. Bir de geçen bölümde yorumlarda şunları gördüm. İşte atak git niye HP gidiyorsun işte defansın hiçbir önemi yok BP'de ve arkadaşlar zaten herkes öyle oynuyor. Benim farklı bir şeyler denemek istememin sebebi farklılık yani farklı olalım. Niye herkes robot gibi aynı çarları aynı şeyleri kassın ki? Yani ben bu itemlarla keyif alabileceğim belki. Belki senden 100 daha az vuracağım ama 500 damage daha az yiyeceğim asastan. Yani niye denemeyelim bunu? Belki tutacak işte old takı bile olsa yani oradan gelecek şuradan 10 şuradan 10 şuradan 20 bu tak bunlardan 10 10 geliyor yani diamond tree takmadığım için e beltten gelecek bir 30 defans 100 defans fark yapacak senin itemlarından 100 defans küçüm küçümsenecek bir şey değil yani 100 defans gerçekten de küçümsenecek bir şey değil e, bu arada eventten gelen şeyler bitti onların süreleri bitti e, Şimdi bugün günlerden pazar mıydı? Pazar galiba bugün. Ben yani önümüzdeki Cuma gününe kadar videoyu anca yayınlayacağım Neden çünkü pazar yapmaya karar verdim ee, Şimdi siz pazar günü bunu izliyorsunuz Ben Pazar gününden perşembe gününe kadar Pazar yapmaya karar verdim Yani ya da moradonda takılacağım O zamanlarda sizlere video çekeceğim ee, Her pazarı göstermeyeceğim çünkü ee, Sıkılırsınız Yani 100k'ya item aldım sattım bak buradan 500 kar, kar elde ettim falan desem sıkılırsınız diye düşünüyorum. En başta hangi itemleri alacağımı göstereceğim az sonra kafamda bir plan proje yaptım. Ee, Perşembe günü de görüşmek üzere diyorum. Sizler için 10 saniye geçecek. Hadi bakalım. Evet e, ucuza TS aldım. Yaklaşık olarak ucuz dediğim 200k'ya aldım. Herhalde birisi seriden satıyordu. Normalde 230-250k'ya koyuyorlar TS'yi. Biraz pazarı inceledim. E, tüm parayı da buraya yatırdım. Yani e, 7.5 M'den aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. 7.5 M civarında TS'ye para harcadım. 9 M para gelecek. 2 milyon. Bakalım kaç dakikada gidecek bunlar. 9.100 gelecek yani buradan anladığım kadarıyla. Bakalım bir pazarı kuralım. Ne kadar sürede gidecek? 2 M'i ne kadar sürede alacağız? Yani ona bakacağım şimdi pazarın sonunda görüşürüz. Yani şöyle söyleyeyim daha pazarı kurdum anında çektiler. Yani biraz hemen 5 tanesi falan çektiler. 1-200 geldi bile. Ve e, ben pazarı tabi ucuza kurduğum için yandaki e, şey açanlar hemen geldi. Tüccar emmi falan. Bunlar hep pazardaydı. Bana baktılar. Şimdi fiyatı düzenliyorlar. Yani burada çok büyük bir rekabet var. 20-30 tane çarş TS Magic Kemur gibi itemler satıyor. Az önce baktığımda mesela Tüccarim mi 262'den kuruyordu. Ben 260'dan kurdum. Şimdi o pazarı bozdu. Benimkine baktı. Yüksek ihtimalle yeni bir pazar kuracak. Ben de onunkine bakacağım. 3-5K indireceğim. Bu şekilde bir rekabet var. Yani kar aslında düşük. Ama çok seri gidiyor itemler. Gördüğüm kadarıyla. Bakalım neler yaşanacak şimdi. Yani en uyguna ben kurdum şu anda TS'yi. Ve ee ucuza aldım çünkü. Direkt TSE kasan bir arkadaş piyamat at, yani piyama attım adama Delos'a gidip. Dedim ki ne kadar satıyorsun? Vereyim dedi 210 kaya mı ne? 200 kaya mı? 210 kaya mı? Hatırlamıyorum şimdi bayağı oldu alalı. Ama bir buçuk iki emlik bir kar marjı var. Çok çabuk gidiyor itemler. Şimdi biraz burada böyle pazar yapacağım. E, pazarında incelikleri var işte. Çok fazla bilgisayar başında durmak gerekiyor pazarda. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben video renderlarken başka videolar atıyorum ya. Onları renderlarken yüksek ihtimal burada alt tapta takılıp burada kar yapmaya çalışacağım. Şu itemların hepsi bir satılsın bakarız. Evet alt tapta falan takılırken eşyalar satılmış. Yani tabii fiyatları düşürmek zorunda kaldım. Çünkü millet düşürüyor. Yani ben 260'a koyuyordum. Yavaş yavaş fiyatları düşürdüler. Özellikle şuradaki tüccar emmi bayağı bir uğraştı. Buradakiler 270'ten 263'e çekmişler. Buradaki TS'ler satılmış 260'a. Bu da 260'a satıyordu. Satılmış bak onlarda. Düşürmesem miydim acaba? 258'e kadar falan düşürdüm bir ara. Öyle söyleyeyim. 263. Yani sürekli böyle gidip kontrol etmek gerekiyor. Ee, herhalde TS pazarını bayağı bir değiştirdim. Az önce. Garip bir şekilde 262. Ee, şimdi farklı farklı şeyler de alacağım. Ben sürekli bunu böyle size göstermek biraz saçma olacak sıkılırsınız diye düşünüyorum. Yani ben olsam izlesem sıkılırdım yüksek ihtimalle. Kısacası ben birkaç gün böyle para kasacağım. Ee, en azından şu old takıları dizene kadar. Yani 1,5 emi kaç dakika daldım derseniz de 10 dakika, 12 dakika, 15 dakika falan sürdü aksiyonum. Bilmiyorum şimdi saate çok bakamadım yalan da olmasın. 15 dakikada iken fena değil. Yani 7 em, 7,5 em'lik bir sermaye ile girdik. 9 em'de çıktık diyebiliriz. Yani 8-800. Aslında 1,5 em bile değil. 1,300 falan kasmışız. Yani yapılır mı? Yapılır ya. Yani sürekli kontrol etmek lazım sadece. Tek sıkıntısı o. Yani pazarı al boz, al boz, al boz. Hatta pazarcılar falan da çekti galiba. Yanlış görmediysem az önce. Ee, 10-12 dakika sürüyor. Şimdi buy pazarları da enteresan bu arada onu da göstereceğim. Yani buy pazarları da 253 yani burada 6K 7K kar yapıyorsun TS başına 30-40 tane alıyorsun. Yani baktığında 300-500 yapıyor ama ben e, tabi ucuza aldım 210 gidip Delos'a Delos'tan aldım. Şimdi gene e, bu tarz şeylerle ben para kasmaya çalışacağım. Bakalım, 250-2'ye kuruyorlar genelde. Yani genelde 250 civarında bay pazar, 260-270 civarında da sel pazar var. 10k-10k en kötü buradan kar yaparsın. Vergi de biniyor işin içinde tabi orası ayrı. Ama e, ben gidip Delos'tan alıyorum yani. Delos'ta direkt slotundan, membasından alıyorum. E, zaten eskiden de ben böyle kasardım e, parayı. Edana Server'ında bir ara buz alıp satıyordum. E, o da şöyle kale bizimdi. Kaleden ucuza buz çekip buz satıyordum. O şekilde çok çar dizmişliğim var yani 8 e, complete set dizmiştim zamanda. Complete'in de complete olduğu dönemlerdi yani. Evet, ben biraz daha pazarla uğraşacağım. E, tahminen bir 3-4 gün bu şekilde uğraşacağım. E, üçüncü günün sonunda Beşinci günün şafağında doğuya bakın. <laughs> Gandalf repliği gibi oldu. Bakalım neler olacak. Evet. <laughs> yani benim için çok e, uzun bir süre geçti. Sizin için kısa bir süre geçti ama yani e, Altar 3'te bu arada pazar daha iyi. Yani 270k'ya falan satılıyordu bu tarz itemler. O yüzden Altar 3'te bayağı bir e, şey yaptım. Hmm, premium'da az günü kaldı. Ama e, pazarda vakit harcamış olduk. Yapacak bir şey yok. 138m gibi bir miktara ulaştım neredeyse. Şaka, bir yana 238 em gibi miktara ulaştım pazarda ama duracağım artık yeter yani. Yapsam yaparım daha fazla ama çok sıkıcı. Bir de e, farklı bir çardan yaptım çünkü izleyicim olup da bilerek pahalı fiyattan olmasına rağmen benden çeken izleyiciler vardı. O yüzden gittim farklı bir çardan yaptım. Hangi çardan yaptığımı da söylemeyeceğim. E, farklı bir çardan yaptım pazarımı. Sonunda buraya aktardım bankadan aktardım parayı bir şekilde. Ee, hallettim ve e, 138 em gibi miktara ulaştım ama bunun bir yalan söylemeyeceğim 30-40 emini pahalı fiyattan benden alan bir izleyicim vardı kızdım hatta ona yorumlarda belki yazar bana yani e, uğraştırıcı ben yapmayı düşünmüyorum çok sıkıcı aşırı sıkıcı yani pazar videoları YouTube'da izleniyor mu bilmiyorum ama aşırı sıkıcı yani bu kadar sıkıcı olabilir Yok bunu 5k ucuzdan aldım. şunu <laughs> Ay çıldırıyordum. Yani bir ara salacaktım hatta. Ama ulan dedim serinin devamlılığı için yapmam lazım. Çünkü ee, pazar yaparak en seri para kasabilirdim. Yani ve aşırı sıkıcı. Bir daha pazar asla yapmayacağım. Ay umut. Yani ür. Neymiş öyle. Altar 2'den alıp artar 3'te satıyordum bu arada bir ara. Onu söyleyeyim. Hatta ve hatta. Ee, Altar. 2'de alıp Altar 4'te falan da satmışlığım var. Altar 2 en ucuz bay pazarlarına sahip. Yani e, en yüksek bay pazarları Altar 2'de. En yüksek sel fiyatları da Altar 3'te. Of. <laughs> Ay, bir ara Delos'a gidiyordum. Altar 1 yapıp Altar 2'de satıyordum. O çok kar getirmiyordu. Neyse. Şimdi gelelim. Bu parayla neler yapacağız? Bu parayla çarı dizeceğiz tabii ki. Yani e, bu arada ne alıp sattım onu da söyleyeyim. Genelde TS, Magic Hammer en çok kar getiren kar marjı yüksek olan Küçük ücretli itemlar Bunlar Bir ara takı işine gireyim dedim ama takı da Olmadı zarar ettim ee, Ve Sürekli pazarı bu arada Large Breaker HP recovery imiş MP recovery olsa alacaktım Ama e, bizim alacağımız En önemli Eşyalar Önce bir Undying Set alacağız kendimize Buradan artı 7 herhangi bir şey basıl değil. 788k gayet de ucuz bu arada. Ya bunları alıp altar 2'de 900'e satabilirdim aslında. Bak şimdi pazarcı mantığı ben iyice. Şöyle bir setimizi çekelim. Keşke alttakileri alsaydım bu arada. Adamın pazarını mahvettim. Neyse kurar bir daha artık yapacak bir şey yok. Aldık. Kusura bakmasın. Evet artı 7 undying setimizi çektik. Şimdi 8 set. Bu arada neden altar 3'de de yapmıyorum ben bunu? 8 set tahminimce 16M, 17M falan olacak. 11M'den kurmuşlar buy pazarı. Lan bunun da buy pazarına girecektim bu arada. Hmm, 8 set dizicez. Ben itemları alırken göstereyim. Aha. Ucuzsa alırım lan. 13. Alıyorum. Alıyorum. Vallahi alıyorum. Aldım. İki parçayı buradan aldık. Ben 15'e gelir diye hesaplıyordum, 18'e gelirse iyi, iyi denk getireceğiz. Dur bakalım. Ulan bu paraları kaç günde kastım, ne kadar uğraştım, kaç pazar bozdum biliyor musunuz? İşte böyle pazar baka baka bir ara pazarın manyağı oluyorsun. Ee, oyundan aldığım keyif azaldı ya. Ben ben 8 seti çekip Ardream'e çıkacağım. Ardream'e çıkacağım. Dayanamıyorum. Yani pazar yapmayın arkadaşlar. Yani ikinci bir bilgisayarınız varsa yapın da tek bilgisayardan yapıyorsanız benim gibi yapmayın. Gerçekten oyun oynayamıyorsunuz. Yani, 10K'ya satacağım diye neler neler yaşadım ya. Yani, hep 7 satıyorlar. Neyse ben bir Altar 2'ye geçeyim oradan bakalım. Evet Altar 2'ye geldim biraz pazarları gezdim. Hemen alacağım takıları alıyorum. Şöyle. 12 M bunlar tuttu. Hemen takıyorum da onları. Fıstık gibi oldu. Güzel. Şu çıkanları da çöpe atayım. İyi defansım artıyor şu an. Çok mutluyum. Bir de varıyor. Pendant kaldı. Onu da görmüştüm şurada bir yerde ucuza. Pazarda bu arada şöyle homent kullanırsanız çok daha rahat pazarları tutabiliyorsunuz. Elemental varıyor, aynen. 3.300'e de bunu aldık. Bunu da takalım. İyi HP'miz 1.100'e kadar çıktı. Şimdi iki tane belt alacağım. Bir tanesi belt of strange, diğeri de bambaşka bir şey olacak. Yani kısacası takılara şu anda neredeyse fulledik sayılır. Setimizde iki parçası var. Hatta o iki seti takalım. Artı yedileri de 900k'dan satarım bir ara. Çünkü <laughs> Şimdi gelelim takılara. Takılarda bu arada zaten buradan 5 str geliyor. Artı hp de geliyor. Benim sadece beltim kaldı. Belt de... Nerede görmüştüm ya str belt? Aa dc yedim. Hay sıçam. Altar 2 çok kalabalık. Evet server'a girdim gene. Ee, biraz sıra bekliyorsun ama... <laughs> çok gir -çık yaptığım için alıştım. Şurada bir tane ucuza görmüştüm. Ee, siz tabi... Evet. Burada. 3800'e bunu aldık. Bir de Skebelt'i alacağız şimdi. Skebelt'i de 3M civarından hemen çekiyorum. Skebelt neden? Çünkü CZ'de farm yaparken asaslar bizi darlayacak. Onları engellemek istiyoruz. Skebelt de o yüzden önemli. Şimdi Skebelt'i de çekeyim. Sonra 8 setimizi çekeceğiz. Buradaydı galiba Skebelt. Aynen. 2900'e de skebeltimizi aldık. 84 hem paramız kaldı. Şöyle şunu da takalım. Atağımız 700'e kadar çıktı. Elimizde daha silah yok. Daha bir de 8 seti dizicez. 8 seti dizdikten sonra da karakter yavaş yavaş oturuyor. Bunlara da şey basacağım. HP basacağım. HP bastıktan sonra da o da tamamlanacak. Çok da güzel olacak. 12M kafalığımızı da alalım. Kafalıkta tamam. Ben ucuzlarına bakmıştım bunların. Pantolon ve göğüslüğü de 13'e çekiyorum. Artı 8, artı 8. Çok güzel. Evet. Artık 8 setimizi çektik. Komple 8 setimiz var. Takılarımız hazır. Undying setimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Atağımıza bakalım. 719'a kadar çıktı. Çok güzel. Skevelt'i taktığımda bir tık düşecek tabii ki. Ee, skebelt'i taktığımda yani bir tık düşüyor. O kadar da olur. Ama 8 set ve 7 fabrik setimiz hazır. En azından. Bu benim için bir güzel bir haber. Şimdi cebimizde 46M civarında para kaldı. Ben bu 46M'de ne yapacağımı bir düşüneyim. Evet bunu istemeye istemeye yapıyorum. Çünkü en ucuzu bu. Yani 31M civarında. Baya bir baktım. Large Breaker artı altı. MPR kavre 10. Yani bunu almak, almam lazım çünkü slotlar da çok rahatlatacak beni. Cebimde de 15M para kaldı. Şöyle Şunu takalım. Bunu da 4M'den satacağım bu arada. Yani şurada 6 emlik bir e, satılacak eşya var. Hatta 700, e, 700, 700. 6M evet. 6M civarında satılacak eşyam var. Onları satmam gerekiyor. E, ama artı altı Large Breaker'ımızı da çektik. Yani şu an karakter aslında full dizildi. İkinci bölümden bu kadar hızlı dizmeyi beklemiyordum. Ama e, pazar yapmamız bizi bayağı bir öne taşıdı. Tabii 4 gün 5 gün video gelmedi o pazar yüzünden. Onun için de özür dilerim ama yapmam gerekiyordu. Şimdi gelelim farklı bir şey yapalım. Ne yapalım bu 15 emne? Hellbreaker düşürmek için mavi kutu alabilirim. Bir taneden deneyebiliriz. Ya da hiç Hellbreaker ile uğraşmayız. Bir tane Iron Impact çekeriz. Iron Impey'i gider artı 4 artı 5 yaparız bekleriz. Para kastıktan sonra da onun upgrade'ini yaparım. 3 M'den bunu çeksem 5 tane bu alsam bir tanesini artı 2 ile yapsam aynen tamam deneyeceğiz. Iron Impey'i çektik. Iron Impey'i çektik. Şimdi 130 ataklı Iron Impey. Ben bunu artı 5 artı 6 yapıp dururum yüksek ihtimalle. Para kastıktan sonra da diğer upgrade'e gideriz. Şimdi ben bir üstümü boşaltayım geliyorum. Evet selamlar tekrardan. Şimdi artı 3 yaptım ben Iron Impey'i. Bir tane de buz çektim. 5 tane de bundan aldım. Şimdi artı 4'e atıyorum Iron Impey'i. Umarım geçer. Yani 10 M civarında para harcadık. Artı 4, artı 5, artı 6 yapmayı planlıyorum. Iron Impey'i en azından. Böyle attım. Geçti. Artı 4 oldu. Hemen yeni bir buz alalım. Artı 5'e atacağız. Şöyle kaç param kalmış? 6 M param kalmış. Aslında ince hesap yaparsam artı altı yapabilir miyim? Artı dört. İki tane bu alacağım. Artı altı. Aynen tamam. Hemen şuradan iki tane daha buz çekiyorum. Geçeceğine inanıyorum çünkü. 1.400 param kaldı. Artı 6 yaparsam artı 7'ye gider miyim acaba? Şöyle artı 5 yapıyorum. Yani bunu sıfırdan kendim pazar yaparak almaya kalksam 5 gün gidecek. Hiç uğraşmam. 10 emle basmaya çalışırım. 15 emle basmaya çalışırım. Yanarsa da zarar ederiz. Sıkıntı yok. Keyif alıyorum çünkü upgrade yaparken. Artı 5'e atacağım. Attım geçti. Artı 5 oldu. Şimdi artı 6'ya basmadan önce şu ee, priestleri geçirmeye çalışalım. Aha yandı mı lan? Geçti mi? Görmedim. Yandı. Bir tanesini daha atıyorum. Bu da yandı. Ya buradan bir tanesini geçirirsem zararım kurtulur. bunları ben satacaktım 600k'ya ama 600k'ya satmak yerine basayım dedim. Geçti galiba bu arada. Art 8 bastık. Lol. Tamam. Çok güzel oldu. Art 8 fabrik bastık. Art 7'den Art 8'e. Buradan bir 15 M, 10, 10 13 M, 12 M civarında bir para gelecek. Bu beni bayağı öne taşıyacak. Hemen şunları yakıyorum. Buradan bir tane daha geçirirsen çok tatlı olmaz mı? Hadi bir tane daha fabrik basalım artı 8'e. Yandı. O zaman Iron atalım. Iron artı 6 yapacağız. Üçüncü slot. Bir tane preview. Hadi bakalım. Artı altının atağı bayağı iyi. 160. Beni bayağı taşır. Bastım. Yanmış olabilir. Çok emin değilim. Yandı. Ama sıkıntı yok. Zarar etmedik. Çünkü artı 8 fabrik bastık. 10 Onemden şimdi baya atarım ben bunu. Yani bir zarar etmedik aslında. Ee, ki şurada bay pazarları var yani. Yani onem civarında. Direkt baya attım. Yani bir zarar yok. 5M civarında bir zarar oldu sadece. En azından bir artı 6 denemesi yaptık. Şimdi bir tane daha denesem mi? 3 milyon alsam 3 tane busla artı 5 yaparım. Gerek yok. Gerek yok. Önümüzdeki bölümde Iron hallederim ben bir şekilde. Ama bugünlük bu bölümün sonuna gelelim. Çünkü karakteri dizdik bayağı. Yani atamız kaç oluyor mesela kitap bastığımızda bakalım bir. Ee, kitap basmadan 850. Normalde zaten ben 900 atakla oynuyordum. Bayağı bir iyi duruma geldik bence yani. 8 setimizi dizdik, 7 e, fabrik undying setimiz hazır, skebeltimiz hazır. Yani baktığınızda 1.5 GB'lik item var şu an çarda. Ortalama farmer çarı Char oldu yani, farmer çarı haline dönüştü. Şimdi önceki seriden kalan itemler da var tabi. E, şöyle şunları alayım. Ha bu arada şunu da belirteyim. Spear defansı da CZ'de kullanırım ben. Warrior'lara karşı etkili oluyor. Evet, şöyle bakalım. E, gayet iyi. Yani daha bunun kanadı gelecek. E, 30 günlük beleş kanat var. Oradan bir 50 defans gelecek. 400, 300 AC verdiğinde 700 şey olacağız, defans olacağız. Çok temiz. Çünkü e, şeyden, eventten gelen itemler bitti. E, gayet iyi. Şu an bir masrafım yok. Önceki seriden kalma 8 tane cinimin olması lazım. Onlarla da bir farm atarım ben. Güzel bir farm slotu gösteririm size. 59-60 arasında nerede farm yapılabilir diye. Onu da bulmam lazım bu arada. Önceki seriden olan genie burada evet. Önceki seriden kalan genie var genie hammer var bunları kullanırım artık. Ee, önceki seriden hiçbir şey aktarmadım ama yani şu zaten 10M 15M civarında ee, genie hammerla da 30M falan desek yani 30M'lik bir şey kullanacağım. Onu da artık göz ardı edersiniz çünkü para kasmam lazım iron impact almak istiyorsam. 8 setim hazır artık bundan sonra ne yaparız karakteri nasıl geliştiririz aldığımız farmlardan. Örnek olarak gideceğim tamamen. Elimdeki Iron Impey'i artı 8 yapmayı deneyebiliriz. Yaparsam ileride. bu Old Rock'ları artı bir Rock'a çevirebiliriz. Bir tane Sash of Sorrow takarım buna. Warrior Pendant'ı değiştiririz. Old Platinum ringleri değiştiririz. Takıları değiştirmeye gideriz. 9 Fabrik Set'e gider miyim bilmiyorum. Yani 9 Fabrik Set'ten ziyade takıları upgrade etmeye çalışırım. 8 Undying Set yaparım. Bu arada yüksek ihtimalle Undying'i 2500 HP'yi geçemeyeceğim. 7 setle. Ama 10 10 10 10, gelecek. Yani belki 2500 AP'yi geçer andığın kalabilirim. Karakter level aldıkça da e, HP'si artacak. Bunu da düşünmek lazım. Yani kısacası bir bayağı güzel bir e, bölüm oldu. Tabi pazar kısımlarını sıkıcı diye inanın göstermedim. Çok sıkıcı. Yani o TS kısımları falan yani gerçekten çok sıkıcıydı. Ama e, karakteri bu şekilde siz de dizebilirsiniz. Yani gösterdiğim yöntemle. Yani e, saatte en kötü 10m 8m 7m pazarda kasılabiliyor. Ben e, açıkçası 4 günde totalde yani 10 saat, 11 saat, 12 saat günde 2-3 saat uğraştım. Yani 4 günde 10 saat falan yapıyor işte. O şekilde uğraştım ama ciddi anlamda uğraştım. Yani 5 dakikada bir pazar bozdum. 5 dakikada bir pazar bozdum. En ucuza ben koymaya çalıştım. E, en ucuza item'ı da almaya çalıştım. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki bölümde çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Artı 7 Iron pek yapacağız. Bir tane farm slotu deneyeceğiz. Bu bölümde de güzel şeyler oldu. Upgrade denedik. MS'lere girdik. Biraz pazar yaptık. Biraz başka bir şey denedik. yani oyundan keyif almaya çalışıyorum arkadaşlar ben. Sıfırdan çark asma serisinde bir noob gibi, bir sıfırdan başlayan oyuncu gibi oynamaya çalışıyorum. Sadece premium çekerek Gördüğünüz gibi görevlerden bir sermaye yaptık. O sermayeyle pazar yaptık. Upgrade denedik. Bu şekilde keyif alıyorum. Yani ben bilirdim oyuna 1000 TL yatırıp 1500-2000 TL yatırıp işte 2000 TL'ye çar dizmek diye bir başlık atıp çarı dizip ondan sonra farm atmayı ben de bilirdim. Ama bu serideki amaç bir emek vermek ve bu emeğin yani hem oyunda emek veriyorum hem de 50 küsür sahneyi, 40 küsür sahneyi birleştirip video yaparak emek veriyorum. Ve bu emeğin karşılığında çok güzel YouTube'da sizler bana yorumlarınızla, abone olarak, beğeni atarak çok güzel veriyorsunuz. Onun için çok teşekkür ederim. Güzel bir serinin ikinci bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.